Merhaba canlar, yeni bir futbol videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yeni bir haftaya başladık ve bugün günlerden maalesef ki pazartesi. Pazartesi sendromu diye bir şey var, aman aman diyorum kardeşim. Hafta sonu tatilinden sonra anne seni sabahın köründe kaldırır ya, kalk okula gideceksin, okula geç kaldın diye. Yatağın başında bir gözün kapalı söylenirsin kardeşim. Dersin ki ulan sabahın köründe okul mu olur ya? Şafak operasyonuna mı gidiyoruz, okula mı gidiyoruz belli değil. Neyse kardeşim, okula gidersin, bak şansına, yemin ediyorum var ya şansına, en sevmediğin ders pazartesi sabahındaki derstir. Okulda gene söylenirsin, dersin ki 5 gün şimdi okulda gün geçer mi? Akşama ödev var, dershane var, moraller sıfırdır kardeşim. Resmen pazartesi sendromu olmuşsundur. İşte kardeşim, pazartesi sendromunu yıkacak manyak bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sürekli karşılaştırma yapıyoruz ama genelde ne yapıyoruz? Klişe şeyler. Messi mi Ronaldo mu, işte dünyanın en iyisi kim falan filan. Bugün sizlerle birlikte farklı bir karşılaştırma yapacağız. Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün dünyanın en iyi Müslüman futbolcusunu seçiyoruz. Yanlış duymadınız, aynen kardeşim. Dünyanın en iyi Müslüman futbolcusunu seçiyoruz sizlerle birlikte bugün. Videoya başlamadan önce sizlerden ricam emeğe saygı olaraktan 5 saniyenizi ayırıp like atmanız. Beni kırmayan, emeğe saygı olaraktan like atan kardeşlerimin elleri gözleri sağ olsun. Adamsınız, adam. Hazırsanız artık videomuza geçelim. Arkadaşlar Muhammed Salah'la başlıyoruz. Biliyorsunuz Salah geçen sezon mükemmel bir performans gösterdi ve resmen Liverpool'un yıldızıydı. Aynı zamanda Mısır'ın da yıldızıydı. Mısır'ı Dünya Kupası'na taşıyan isimdi. Her ne kadar Dünya Kupası'nda Mısır güzel işler yapamasa da Salah golünü atmıştı. Arkadaşlar Muhammed Salah geçen sezon Messi'nin ardından en fazla gol atan ikinci oyuncu oldu. Haliyle altın ayakkabı yarışında ikinci oldu. Tabii ki de Messi ile arasında çok fark yoktu. 1-2 gol fark vardı ama birisi Premier Lig'de, birisi tabii ki de İspanya Ligi'nde yıllardır oynayan bir futbolcuydu. Muhammed Salah'ın yaptığı işler gerçekten çok zordu arkadaşlar ki her futbolcunun yapabileceği bir iş değil. Özellikle hani Liverpool favori değilken yapılan bir iş bu. Arkadaşlar Muhammed Salah Messi'nin yerine bu sezon ödüllere aday gösterildi Messi'nin yerine. Messi'ye de biraz haksızlık yapıldı. Orası ayrı bir konu ama. Mesela UEFA'da yılın oyuncusu ödülünü Modric'e kaptırdı. Modric aldı. Bu akşam da bir güzel ödül var arkadaşlar. Ödül nedir? FIFA The Best. Yani FIFA'da en iyi oyuncu ödülü. Ballon d'Or değil. Ballon d'Or'un bir öncesindeki ödül arkadaşlar. Ballon d'Or bundan sonra. Ballon d'Or'a daha zaman var. 3 tane aday belirlendi. Muhammed Salah, Luka Modric ve tabii ki de Cristiano Ronaldo. Sizlere soruyorum arkadaşlar. Bu gece, bu akşam The Best ödülünü, yani en iyisi ödülünü kim kazanır? Bu saydığım 3 isimden. Bana kalırsa arkadaşlar Luka Modric kazanır. Çünkü zaten UEFA'yı da almıştı. Dünya Kupası'nı çok güzel geçirdi. Hırvatistan'la biliyorsunuz finale kaldılar. Ve Modric takımın yıldızıydı. Resmen şahlandırdı Hırvatistan'ı. Ve tabii ki de Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazandılar. Finalde Salah için şanssız seyirler oldu tabii ki de. Ramos'un faulü adamı resmen kolunu koparacaktı biliyorsunuz. Ramos'un katliamı falan derken biraz da değil hatta bayağı bence ödülleri Salah'ın toplamasına engel oldu bence. Ramos ki arkadaşlar Muhammed Salah bildiğiniz üzere Agüero gibi isimleri devirerek ne yaptı? Premier Lig'de gol kralı oldu. Şimdi sizleri Muhammed Salah'ın yetenekleriyle baş başa bırakacağım. Sizlerden ricam Muhammed Salah'ın yeteneklerine bakın. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de Eden Hazard'a bakacağız. Ve kim daha iyi Müslüman futbolcu alta yorum olarak yazacağız. Hazır mısınız? Şimdi sizleri Salah'la baş başa bırakıyorum. Now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.
pain seems to follow like a shadow dark and cold to the touch. Arkadaşlar, Muhammed Salah'ın yaptığı iş hiç kolay değildi. Gelin biraz geçmişe gidelim. Chelsea'deydi ve Chelsea'de sisteme uymadı. Ne yapıldı? Dediler ki Salah'a, sen Premier Lig için yeterli değilsin ve bu ligden git. İtalya Ligi'ne gönderdiler. İtalya Ligi'nde çok iyi olmayan bir takıma gitti. Fiorentina. Oradan pes etmedi, güzel performans gösterdi ve Roma'nın dikkatini çekti. Ardından Roma'ya transfer oldu. Roma'da da pes etmedi, çok güzel performans gösterdi İtalya Ligi'nde. Ve ne yaptı? Tekrardan Liverpool'un dikkatini çekti. Bu sefer İngiltere Ligi'ne Liverpool formasıyla geldi. Coutinho gitti. Dediler ki Liverpool başarılı olamaz. Coutinho gitti. Çok iyi oyuncuları gitti dediler. İşte Salah'tan bir şey beklemediler. Ama öyle bir uyum yakaladı ki yandaki oyuncularla. Mane, Firmino, Salah. Resmen MSN üçlüsü yarattılar. Çok tehlikeli üçlü oldular. Ve şu anda bana göre Avrupa'nın en iyi üçlüsü. Mane, Firmino ve Muhammed Salah. Muazzam bir sezon geçirdiler. Üçlü olaraktan. Muhammed Salah ne yaptı? Harry Kane gibi isimleri böyle gol krallığına aday olarak değil de resmen favori olarak gösterilen isimlerden arasından sıyrıldı ve ne yaptı? Rekorlar kırdı. Müslüman olarak da bizim göğsümüzü kabarttı. Çok güzel bir sezon geçirdi ve Şampiyonlar Ligi finalinde şanssız olarak Ramos'un kurbanı oldu. Ve maalesef ki arkadaşlar ne oldu? Olmayacak şeyler oldu. Ve birçok ödülü bu yüzden kaybetmesine sebep oldu aslında. Ramos'a da selam verdi arkadaşlar ödül töreninde, öyle söyleyeyim sizlere. Yani o kadar da gazetçi bir adam değil. Gazetten kastım nedir yani? Hani sevmediğin bir insana selam vermezsin ya, öyle bir insan değil. Gerçekten hakiki Müslüman bir insan. Yani düşüncelerim bu kadardı. Biraz da Eden Hazard'a bakalım arkadaşlar istiyorsanız. Hadi arkadaşlar biraz Eden Hazard'a bakalım. Shooting off and it hurts. Oh, I'm so sick and tired of waiting, trying to live in
Arkadaşlar geldik Eden Hazard'a. Eden Hazard. Geçen sezon Chelsea'nin çöküşündeki 2 tane oyuncu vardı bana göre. Hatta 3 de onu söylemeyeyim. 2 tane oyuncu vardı. N'Golo Kante, Eden Hazard. Resmen Chelsea'yi geçen sezon küme düşmeden kurtaran oyunculardan en başında geliyordu. Thibaut Courtois da var. O ayrı bir konu ama Eden Hazard ve N'Golo Kante resmen kendilerini parçaladılar. Resmen. Bağırdılar ya, olmuyor bu takımdan, olmuyor diye. Bakın arkadaşlar, Lionel Messi'yi biliyorsunuz. Uzaylı. Dünyanın en fazla dribbling yapan ve çalım atan futbolcuların başına geliyor. Hatta başı çekiyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Lionel Messi'nin çalımına en yakın çalım atan futbolcu dünyada Eden Hazard'dır. Bunu herkes böyle söyler. Eden Hazard en yakın Messi'ye olan futbolcudur. Öyle söyleyeyim. Eden Hazard top sürerken resmen topla dans ediyor. Top ayağına resmen Messi gibi yarışıyor. Yapışıyor. Hem yarışıyor hem yapışıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ve Eden Hazard gerçekten hani Muhammed Salah'a göre çok daha çalımcı, driblingci bir oyuncu. Driblingleri daha iyi olan bir oyuncu. Hadi Muhammed Salah'ın da şutu biraz daha iyidir. Onu söylerim. Plaseleri daha iyidir bence Eden Hazard'dan. Eden Hazard da kötü plase atmıyor. Orası amenna ama hani Muhammed Salah'ın daha iyidir. Eden Hazard daha çok asist yapma bakımından, takımıyla olan uyumundan dolayı bana göre Eden Hazard'ı ben tercih ederim Muhammed Salah'a göre. İkisi de Müslüman ama benim tercihim kesinlikle Eden Hazard'tır ki Belçika'da mükemmel işler yaptı Dünya Kupası'nda. Muhammed Salah'ın da Eden Hazard'dan üstün yönleri var. Eden Hazard'ın da Muhammed Salah'tan üstün yönleri var ama benim tercihim, takımıma biri alacak olsam kesinlikle bu Eden Hazard'tır arkadaşlar. Sizlere soruyorum. Eden Hazard mı, Muhammed Salah mı? Aşağı yorum kısmına yazın. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay Mertcan Karadeniz ailesi.